Merhaba arkadaşlar. Final yayınları TYT AYT Matematik Soru Bankası'nda 31 numaralı testimizin soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz. Eksi 2 küçük eşittir x küçüktür 5 ve 3x artıya eşittir 2 şeklinde eşitlik ve eşitsizlik var. Y'nin alacağı tam sayı değerler kaç tanedir diye sorulmuş. Burada ilk işlemimiz y'yi tek başına bırakmak olsun. O zaman y eşittir 2 eksi 3x şeklinde dönüşecek. O halde x'in bulunduğu sayı aralığını ilk önce eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 sayısına çarptığımızda eksi 2 çarpı eksi 3'ten artı 6, eksi 3 çarpı x'ten eksi 3x, eksi 3 çarpı 5'ten eksi 15 şeklinde sonuçlar ortaya çıkacak. Artı 6'nın büyük olduğunu gördüğümüz için zaten eşitsizliğin de yön değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Daha sonra 2 ekleme işlemi yapalım. 2 eklediğimizde artı 8 büyüktür eşittir 2 eksi 3x, o da büyüktür eksi 13'e dönüşmüş olur. Ve artık bu ifadenin yerine y yazabiliriz. Yani artı 8 büyüktür eşittir y büyüktür 10 eksi 13 olduğunu söyledikten sonra. Y'nin alacağı tam sayı değerlerini belirlemek için üst sayı büyük terim artı 8 eksi küçük terim yani alt sınır eksi 13 bölü artış miktarı tam sayı oldukları için birer birer artacak şeklinde ifade edebiliriz bunu. Bir tarafta eşitlik var, bir tarafta eşitlik yoksa bu işleme artı ya da eksi herhangi bir şey eklemeye gerek yoktur. Dolayısıyla cevabımız 21'dir diyebiliriz. Yani 21 tane tam sayı vardır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. X ve Y reel sayılardır. X ve Y ile ilgili işlem X kare eksi 2'ye şeklinde verilmiştir. Bunlar reel sayı oldukları için direkt sayı aralığı oluşturma işlemi yapalım. Önce X'in karesini alalım. X'in karesini aldığımızda alt sınır ve üst sınıra bakacağız. Alt sınır negatif, üst sınır pozitif. Bu yüzden x kare için alt sınırımız 0 olacaktır. Zıt işaretli olduklarında. Üst sınır o da hangi sayının karesi büyükse ondan gelecek. Eksi 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144. 144 daha büyük olduğu için üst sınıra 144'ü alıyoruz. 12'den geldi ve 12'nin tarafında eşitlik vardı. Biz de eşitliği kabul ediyoruz. Eksi 2 işlemini artı parantez içinde eksi 2'ye şeklinde düzenlemek için o zaman y'nin sayı aralığını eksi 2 ile çarpalım. Şimdi eksi 2 ile çarpınca eşitsizlik yön değiştirecek. Bu yüzden küçük sayıyı sol tarafa büyük sayıyı sağ tarafa yazmak için 2 çarpı eksi 2 çarpı 7 eksi 14 ve eksi 2 çarpı eksi 3 o da artı 6 şeklinde dönüşeceğinden dolayı eksi 3'ün bulunduğu tarafta eşitlik vardı. Bu yüzden 6 sayısının bulunduğu tarafta eşitlik olurken eksi 14'ün bulunduğu tarafta eşitlik olmayacaktır. Bu da eksi 2. Bunları alt alta yazdık. Toplayalım. 0 ve eksi 14 toplanırsa eksi 14. Birinde eşitlik var, birinde yok. İkisinde olursa ancak eşitliği kabul edebiliyorduk. X'in karesi eksi 2'ye. X'in de eşitlik var, eşitlik kabul edebiliyoruz. 144 artı 6, 150 sayısını oluşturuyor. İfadenin en büyük değeri kaçtır diye sorulmuştu. Eşitlikten dolayı 150 sayısını kabul edebiliyoruz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda üslü sayı gösterimi ve basit eşitsizlik var. Şimdi üslü sayılarda eşitsizlik yöntemini incelerken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabandaki kesirler basit kesir mi, bileşik kesir mi? Bir tarafta 2 bölü 3 bir basit kesir iken diğer tarafta 3 bölü 2 bileşik kesir. O halde biz bu işlemi şöyle düzenleyelim. 2 bölü 3 olduğu gibi kalsın. 2 bölü 3 üzeri 3x artı 1 sonra büyüktür. Bu 3 bölü 2 kesirini ters çevirecek olursak negatif kuvvet özelliğiyle 2 bölü 3 üzeri eksi 1 şeklinde dönüşmüş olacaktır. Bir de bunun üstünde eksi 2 eksi 5x şeklinde bir işlemimiz var. Bu eksi 1 şunlarla çarpılacak olursa 2 bölü 3 üzeri 3x artı 1 işlemi büyüktür. 2 bölü 3 üzeri 2 artı 5x'e dönüşmüş olur. Şimdi taban basit kesir olduğunda tabanları silip üstleri kendi arasına sarılmaya çalışırsak eşitsizlik yön değiştirecektir. Tabanın basit kesir olmasından dolayı. Dolayısıyla 3x artı 1 küçüktür 2 artı 5x şeklinde dönüşmüş olacak. 2 sayısını sol tarafa, 3x'i sağ tarafa atacak olursak burası 1 eksi 2 küçüktür 5x eksi 3x'e. Dolayısıyla eksi 1 küçüktür 2x'e, 2'ye de böldüğümüzde eksi 1 bölü 2 küçüktür x sayısına dönüşmüş olacaktır. Bu da bize şunu gösterir. Üst sınır yok, üst sınır alt artı sonsuz olurken alt sınır eksi 1 bölü 2'dir. Sayı aralığı şeklinde yazdığımızda eksi 1 bölü 2'ye sonsuz açık aralık şeklinde olacaktır. Bu da E seçeneğinde mevcut.
Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. X ve y tam sayılardır. Tam sayı oldukları için değer seçme işlemi yapabiliriz. X'in tam sayı değerleri 3, 4 ve 5 şeklinde görünürken y'nin tam sayı değerleri ise 0, 1, 2 ve 3 şeklindedir. X artı y'nin alabileceği en büyük değer x'in de y'nin de büyük seçilmesiyle uygundur. O zaman şöyle diyelim. X artı y için en büyük değer ebd, x de büyük seçilecek, y de büyük seçilecek. Çünkü ikisinde öyle artı. X'in en büyük değeri 5, y'nin en büyük değeri 3. 5 artı 3'ten 8 en büyük değer. En küçük değer için ise o zaman şunu düşünmemiz gerekecek. İkisini de mümkün olduğunca küçük seçmeliyiz. X'in en küçük değeri 3, y'nin en küçük değeri 0. 3 artı 0'dan 3 olur. Bu değerlerin toplamı isteniyor bizden. 1'i 8, 1'i 3 toplandığı zaman sonuç 11'dir diyebiliriz. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. X ve y gerçel sayılar olmak üzere x artı y toplamı kaç farklı değer alır diye soruyor. Kaç farklı tam sayı değeri alır? Eksi 4 küçüktür x küçüktür eksi 1'i ilk önce yazalım. Ve y için de aynı şekilde eksi 1 küçüktür y küçüktür 3 yazalım. Alt alta topladığımızda alt sınır eksi 5 küçüktür x artı y üst sınırı da artı 2 olur. Burada eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 gibi değerler alabiliyor x artı y işlemi. Ve bunlar toplamda 6 tanedir diyebiliyoruz. O zaman x artı y 6 farklı tam sayıları alır diyebiliriz. 6. sorumuza devam ediyoruz. 3 parçadan oluşan bir eşitsizlik sistemimiz var. Bunu ayrı ayrı yani ikili ikili çözelim. Önce soldaki ikiliyi alalım. X artı 13 küçüktür 3x eksi 7. Eksi 7'yi sol tarafa, x'i sağ tarafa geçirdiğimizde eksi 7 artı 7 olarak geçtiği için burası 20 küçüktür. 3x'ten x çıkacak 2x. 2'ye böldüğümüz zaman 10 küçüktür x şeklinde ilk eşitsizliği elde etmiş oluruz. Daha sonra sağdaki ikiliyi kullanalım. Bunları da şöyle yapalım. 3x eksi 7 küçüktür eşittir 2x artı 9. Eksi 7'yi sağ tarafa 2x'i sol tarafa çekelim. O zaman sol tarafta x oluşacak. Küçüktür eşittir 7 artı 9'dan 16. Bu ikisini aynı anda birleştirdiğimizde o zaman 10 küçüktür x, o da küçüktür eşittir 16 şeklinde bir sonuç elde etmiş oluruz. Bu da A seçeneğinde görünüyor. 7. sorumuzda işaret belirleme işlemi var. O yüzden şuradan başlayalım. Çift kuvvetleri olanlar zaten pozitif olacaktır. Sıfır eşitlik durumu olmadığı için tek kuvveti olanlar işareti belirleyici taraflar olacak. Bu yüzden ilk eşitsizliğim için 3 tane parantez yazıyorum. Küçüktür 0. İkinci eşitsizlik için 2 parantez. Büyüktür 0. Üçüncü eşitsizlik için yine 3 parantez. Ve küçüktür 0. Şimdi burada çift kuvveti olanlar z kare. Burası artı. Burası y kare artı. Başka bir yer yok. O zaman ikinci eşitsizlikten başlamak en mantıklısıdır. Çarpma işleminin sonucu pozitif çıksın diye ikinci çarpan pozitif olmalı. Bu da bize x küpün pozitif olduğunu, dolayısıyla da x'in pozitif olması gerektiğini gösteriyor. X'in negatif olduğu b ve c seçenekleri elenmiş olur. Şimdi x'in bulunduğu yerlere pozitif işareti yazalım. X burası artı oldu. İki tane artı çarpılırsa artı negatife dönmesi için y küpün negatif olması gerekli. Buradan y küp küçüktür 0. Dolayısıyla y küçüktür 0 yani y negatiftir sonucunu elde etmiş olacağız. Y'nin pozitif olduğu A seçeneği ve D seçeneği elenecek. Son işlemimizde garantileyelim. X'in değeri pozitifti, Y'nin değeri negatifti. Çarpma işleminin negatif kalması için Z'nin de pozitif çıkması gereklidir. Bu da E seçeneğinde görünüyor. 8. sorumuzla devam edelim. X küçüktür 0, küçüktür Y, küçüktür Z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatiftir diyor. Hemen şöyle yapalım. Y eksi z bölü x'i inceleyelim. A seçeneği. Y'nin kendisi pozitif sayı. Z bu da bir pozitif sayı. Ancak bunlar arasında büyüklük küçüklük durumu söz konusu olduğu için bunu y küçüktür z şeklinde düşünelim ilk önce. Z'yi sol tarafa çektiğimizde y küçüktür z sıfırdan küçük. Yani bu işlemin sonucunun bir negatif sayı olduğunu söyleyebiliyoruz. Pay kısmı negatif olur. X'in de negatif olduğunu biliyoruz. O zaman negatifin negatife bölümünden ilk işlemimiz pozitif sonuç verecektir. İkinci işlemimizde y kısmındaki x negatif, x ile y, x küçüktür y şeklinde aradaki sıfırı görmezsek, y'yi sol tarafa çektiğimizde x eksi y küçüktür sıfır sonucunu,
ya negatif olduğunu göreceğiz. Negatifin negatif bölümünden pozitif. O zaman B seçeneği uygun değildir diyeceğiz. C'ye bakalım. X eksi y'nin negatif olduğunu bulmuştuk zaten. X eksi z'ye bakalım. Yine x küçüktür z şeklinde olduğundan z'yi sol tarafa çektiğimizde x eksi z küçüktür 0. Yani negatifin negatife bölümü. Dolayısıyla bu da bir pozitif sonuç verecek. C'ye de uygun değildir. D'ye bakalım. X eksi z'nin negatif olduğunu bulmuştuk. Y artı z, ikisi de pozitif sayılar. Bunları topladığında sonuç pozitif olacak. Negatifin pozitif bölümünden negatif sonuç D seçeneğinde ortaya çıkmış oluyor. Bir de E seçeneğini kontrol edelim. Y ve z'nin toplamı ikisi de pozitif oldukları için pozitif. Z'nin kendisi pozitifti. Pozitifin pozitif bölümünden pozitif. Yani E uygun değildir diyebiliriz. 9. sorumuzla devam ediyoruz. A büyüktür A küp şeklinde bir işlemimiz var. Bir de B büyüktür B kare şeklinde bir işlemimiz var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Şöyle düşünelim. A sayısı 0'dan büyük olursa, hatta A sayısının 1'den büyük olması durumunu düşünelim. A 1'den büyük olursa, örneğin 2 gibi bir sayı alalım. 2 büyüktür 2'nin küpü şeklinde dönüşmüş olur. Yanlış bir durum. Yani A sayısı 1'den büyük değildir. A sayısının basit kesir olması durumunu inceleyelim. A 0 ve 1 arasında olsun. A 0 ve 1 arasında olduğu zaman örneğin 1 bölü 2 sayısını düşünerek hareket edelim. 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8 doğrudur. Doğru bir ifade. Ancak A 0'a eşit olamaz. Çünkü o zaman eşitlik durumu gerçekleşmeli. A negatif bir sayı olursa, örneğin 0 ve eksi 1 arasında bir negatif sayı, o zaman eksi 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 8'i karşılaştırmam gerekir ki bu sefer eksi 1 bölü 8 büyük tarafa geçmiş olur. Yani A 0 ve eksi 1 arasında değildir. Örneğin A sayısına eksi 2 gibi değer versem, o zaman eksi 2 ve eksi 2'nin küpü yani eksi 8 yine büyük tarafta kalıyor. Yani A sayısının 0, 1 arasında pozitif basit kesir veya eksi 1'den daha küçük bir negatif sayı olduğunu düşünmem gerekecek. Bir de B için aynı durumu düşünelim. B sayısı B'nin karesinden daha büyük oluyorsa o zaman bu B sayısının 0 ve 1 arasında olması gerektiğini gösterir bize. Bir pozitif basit kesir. Peki şunu söyleyebilir miyiz acaba? Şimdi B sayısı kesinlikle 1'den küçük. A sayısının da kesinlikle 1'den küçük olduğunu biliyoruz. A, B çarpımı için şunu söylemek mümkün. A sayısının pozitif ve negatif olduğu durumlar var. B sayısı her koşulda pozitif. Yani bu her zaman pozitif olmak zorunda değildir. Bu kesin doğru değildir. A ve B çarpımının yine kesin negatif olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü A'nın pozitif çıkabileceği durumlar var. C seçeneği A sayısının negatif çıktığı durumlara uygun değildir. Bu yüzden kesin doğru değil. B'nin karesini sağ tarafa attığımızda A kare büyüktür B kare şeklinde bir durum elde etmiş oluyoruz. Ancak A sayısının basit kesir olma durumu, örneğin biz A sayısını eğer 1 bölü 3, B sayısını da örneğin 1 bölü 4 seçersek ya da 1 bölü 2 seçersek o zaman B'nin karesi daha büyük konuma geliyor. Bu yüzden bu da kesin doğru değildir. A sayısı negatif ya da pozitif değerler alabiliyor ancak karesini aldığımızda kesinlikle bir pozitif sonuç verecek. B'nin kendisi pozitifti. Üçüncü kuvvetini aldığımızda kesinlikle bir pozitif sonuç. Çarpımları da sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Kesin olan durum E seçeneğinde mevcut. 10. soruyla devam edelim. Z küçüktür, 0 küçüktür, Y küçüktür, X olduğuna göre aşağıdakiler hangisi kesinlikle doğrudur? X ile Z'nin toplamının kesin pozitif olması doğru bir değer değildir. Sayıların büyüklüğü, küçüklüğü buna etki edecek. Kesin değil. X'in karesi pozitif. Y'nin karesi pozitif. Bölü Z'nin karesi pozitif. Hepsi pozitif. Ancak birden büyük olur mu olmaz mı? Onu şöyle kontrol etmemiz gerekli. Burada X'in karesi artı Y'nin karesi bölü Z kare ifadesini X kare bölü Z kare artı Y kare bölü Z kare şeklinde inceleyelim. Şimdi x sayısının sayısal değeri pozitif, z'nin sayısal değeri negatif. Ancak karelerini aldığım zaman bu kesir, bileşik kesir mi, basit kesir mi gelir onu kesin olarak söyleyemiyoruz. Aynı şey x kare artı x kare ve z kare içinde geçerli. Yani burada kesin bir durum yok. Aykırı bir örnek vermek istersek onu da şöyle yapalım. Yani birden daha küçük bir sonuç verdiklerini
düşünerek hareket edelim. Örneğin z gördüğümüz yere 3 yazalım, x gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere de 1 yazalım. O zaman x'in karesi 4 bölü z'nin karesi 9, y'nin karesi 1 bölü z'nin karesi 9, bu da 5 bölü 9, yani 1'den küçük bir sonuç elde etmiş oluyoruz. X'ine bir örnek verebildik, bu yüzden kesin doğru değildir. X bölü z küçüktür y bölü z. Z negatif bir sayıydı. Bu yüzden bu kesri sadeleştirmeye çalıştığında eşitsizlik yön değiştirecek ya da ifadelerin kendisi yer değiştirecekti. Dolayısıyla c seçeneği doğru bir seçenektir. Aynı şekilde z x ile çarpmış, pozitif kesir ile çarpılmış, pozitif kesir ile çarpılmış. Bu yüzden z küçük tarafta kalmalıydı ancak büyük tarafa geçmiş. Bu yüzden yanlıştır. Sayıların büyüklüğü küçüklüğü net bir şekilde belli olmadığı için y kare büyüktür z kare koşulunu söylemek zordur. Hatta aksine bir örnek verelim. Y eşittir 1, z eşittir eksi 3 olursa, biraz önce kullanmıştık bunu zaten. Bu da 1'in karesi 1 büyüktür eksi 3'ün karesi 9 şeklinde aykırı bir sonuç veriyor. Doğru cevabımız c seçeneğidir. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Z bir reel sayı, pozitif ya negatif ayrımı yapılmamış. Bu yüzden birinci işlemde verilen ifade z çarpma işlemine girmiş ve yönü değiştirmiş. Ancak z negatif olursa bunu yapabilir, pozitif olursa bunu yapamaz. Yani daima doğru değildir. X'in karesi küçüktür y'nin karesi, x küçüktür y ifadesinde kare alma işlemini yapacak olursak sayılarımızın her ikisi de aynı işaretli oldukları için x'in kendisi küçük tarafta o zaman karesini alırsak bu da küçük tarafta kalacak. Y'nin kendisi büyük tarafta karesini alırsak büyük tarafta kalacaktır diyebiliriz. Yani 2 numara doğrudur. 3 numaraya baktığımızda şimdi x küçüktür y ve bunların ikisinde pozitif olduklarını biliyoruz. Bunu 1 bölü x bunu da 1 bölü y'ye çevirince eşitsizliğinde yön değiştirmesi gerekecektir. Dolayısıyla 3 numara da doğrudur diyebiliriz. 2 ve 3 doğru seçenekler olacaktır. 12. sorumuzla devam edelim. X 1'den büyük, 2x eksi 7y artı 12 eşittir 0 şeklinde bir eşitsizliğimiz var. Eksi 7y'yi sağ tarafa atalım. O zaman 2x artı 12 eşittir 7y diyebiliriz. Yani önce x'in sayı değerini 2 ile çarpalım. 2x büyüktür 2. Daha sonra 12 ekleyelim. 12 ekleme işlemi yaptığımızda 2x artı 12 büyüktür. 12 ekleyelim. 14 şeklinde dönüşecek. Bunun kaça eşit olduğunu, 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. O halde 7'ye büyüktür 14. 2'ye böldüğümüzde y büyüktür 2 sonucunu elde etmiş olacağız. Bu da B seçeneğinde mevcut. 13. sorumuz. A küçüktür, 0 küçüktür, B küçüktür, C şeklinde verilmiştir. Hangisi kesinlikle doğru? C'nin karesi B'nin karesinden daha büyüktür. Biraz önce de buna benzer bir şey göstermiştik. Bu yüzden bunu doğru olarak kabul ediyoruz. C kare büyüktür, B kare küçüktür, A kare. A'nın sayısal değeri önemli burada. Eğer A sayısının sayısal değerini, örneğin eksi 3, diğerlerini 1 ve 2 seçersek o zaman A kare en büyük tarafa geçmiş olur. Kesin doğru değildir. B kare ile C karenin toplamı A kareye göre. Yine aynı değerleri kullandığımızda a karenin değerinin 9, diğerlerinin değer kareler toplamının 5 olduğunu görebiliyoruz. Yine uygun değildir. Burada b kare sağ tarafta kalsın, c kare artı a kare küçük tarafta. Yine aynı değerleri kullanacak olursak yine aykırı bir durum. 3'ünün toplamının 0'dan büyük olması yine eksi 3, 1, 2 değerlerini kullandığımızda bu sefer 0'a eşit olmaları gerektiğini görebiliyoruz. Aykırı bir durum, kesin doğru değildir yani. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. sorumuzda x ve y gerçek sayıları için çarpımları pozitif. Şöyle yapalım bunu, tablo şeklinde yapalım. X ve y değerleri ikisi aynı anda pozitif olabilir veya ikisi aynı anda negatif olabilir. X'in y'den küçük olduğu bilgisi verilmiş. O zaman birinci duruma göre 0 küçüktür x küçüktür y olabileceği gibi ikinci durumda x y'den küçük, x küçüktür y küçüktür 0 şeklinde olabilir. Şimdi buna göre sayılarımızın her ikisi de aynı işaretli olduğunda yön değiştiren yani baş aşağı yazma yönteminde 1 bölü x ve 1 bölü y yön değişikliğine uğrayacak. 1 bölü x büyük tarafta, 1 bölü y küçük tarafta. Aynı şekilde burada da 1 bölü x ve 1 bölü y işlemi yine yön değişikliğine sebep olacaktır. 1 numara her zaman doğru olur. 2 numarada x bölü y'nin 1'den küçük olması durumu var. Pozitif olduklarında
Eşitsizliğin her iki tarafını y'ye böldüğümüzde, şuraya alalım. Y pozitif sayı olduğu için x bölü y küçüktür y bölü y, yani 1 şekline dönüşecek. Ancak pozitif olurlarsa. Peki negatif olduklarında, yani şu durumda ne yapacağız? Her iki tarafı y'ye böldüğümüzde x bölü y, diğeri y bölü y. Ancak negatif sayıyla bölme işlemi yaptığım için yön değişikliği olacaktır. Dolayısıyla ilk numara her zaman doğru olmaz. 3 numaraya bakalım. İkisini aynı anda pozitif seçtiğimde olur. Ancak negatif seçtiğimde bu durum oluşmaz. Dolayısıyla yalnız bir cevabımız doğrudur. 15. sorumuz. X'in karesi küçüktür x ifadesinde 0 küçüktür x küçüktür 1 olduğunu biliyoruz. Pozitif bir basit kesir olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu işlemi şöyle alalım. Burası 2x bölü x artı 1 bölü x şeklinde parçalara ayrılacak olursa x'ler sadeleşir, 2 artı 1 bölü x'e dönüşmüş olur. Buradaki 0 küçüktür x küçüktür 1 ifadesinde x ve 1 sayıları x küçüktür 1, bunu x bölü 1, bunu 1 bölü 1 şeklinde düşünüp baş aşağı çevirdiğimizde 1 bölü x büyüktür 1 bölü 1'e dönüşmüş olacak. Yani eşitsizliğin her iki tarafına 2 ekleme işlemi yapacak olduğumuzda 2 artı 1 bölü x büyüktür 3'e dönüşmüş olur. Bu işlem sonucu her koşulda 3'ten büyüktür diyebiliriz. 4 bölü 7 basit, yani 1'den küçük. 8 bölü 3 3'ten küçük bir sayıdır, uygun değildir. 11 bölü 7 yine 3'ten küçük bir sayıdır. 13 bölü 4 3'ten büyük bir sayıdır, uygun olabilir. 17 bölü 6 3'ten küçük bir sayıdır, uygun değildir. 13 bölü 4. 16. sorumuz yine aynı şekilde x kare küçüktür x, yani 0 küçüktür x küçüktür 1 olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi x sayısını 0,004'e bölmeye çalışmak ne demektir? Şöyle yapalım. X bölü, bu 10'daki sayıyı kesire çevirecek olursak bu 4 bölü 1000 anlamına gelir. Yukarıdaki sayı olduğu gibi kalır. Aşağıdaki sayı ters çevrilir ve çarpılırsa bu da 1000 bölü 4. 1000 ve 4 sadeleşirse 250, yani x çarpı 250 şeklinde bir sonuçla karşılaşmış oluyoruz. Y sayısını hesaplamak istiyorsak. O halde biz bu eşitlikte her tarafı 250 ile çarpalım. 0 küçüktür 250x, bu da küçüktür 250 sonucuna sebep olur. 0 küçüktür y küçüktür 250 sonucunu bulmamız sağlayacak. Y'nin olacak kaç farklı tam sayı değeri vardır? 1'den başlayıp 249'da bittiği için toplamda 249 tane olduğunu söyleyebiliriz. 31 numaralı testimizin soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.